Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Ee, aslında ben bu videoyu çektim ama çektiğim video hoşuma gitmedi. O yüzden tekrar çekiyorum. Ee, nerede kalmıştık? En son kemikleri işlemiştik. Baş iskeleti, gövde iskeleti, üyeler iskeletine bakmıştık. Bunlarda hangi kemikler var? Bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi kemiklerin arasında bulunan bağlantıya yani eklemlere geliyoruz. Eklemlerin yapısından ve çeşitlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, kemikler arasında bulunan bağlantıya biz eklem diyoruz ve 3 çeşit eklemimiz var. Oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve tam oynar eklemler olmak üzere üç çeşit eklemimiz bulunuyor. Oynamaz eklemlere baktığımız zaman bunlar tamamen hareketsiz olan eklemlerdir arkadaşlar. Kafatasında işte e, kuyruk sokumunda ve sarı kemikleri bizim oynamaz eklemlerimizle bağlıdır. Kafatasındaki kemikler hani alın kemiği dedik şakak kemiği dedik ya bunların arasında bakın şöyle bir bağlantı var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle düşünün, mesela şu kemik, bizim istediğim kafatasımızda herhangi bir kemik, bu da diğer bir kemik. Bakın şu arasında bulunan eklem nedir? Oynamaz eklemdir. Peki beyin ameliyatları falan yapılırken nasıl yapılıyor? Bu aradaki eklemler oynamaz eklemlerden açılarak o şekilde beyin ameliyatları yapılıyor arkadaşlar. Oldukça zorlu bir işlemdir. Gelelim. Bunlar arkadaşlar hani kemikler büyüyorlar ama bu eklemler bozulmuyorlar. Yani şöyle düşün mesela bir çocuğun kafasında bulunan hani kafatasında bulunan kemikler sürekli büyür değil mi? İşte bu büyümeye rağmen arkadaşlar oynamaz eklemlerin yapısı bozulmuyor. Gelelim yar oynar eklemlere. Bunlar da böyle hareketleri biraz daha kısıtlı olan eklemlerdir. Genelde arkadaşlar bunlar... Ee, kıkırdağın esnekliği kadar hareket edebiliyorlar omurlarda ve kaburgalar arasındaki eklemlerde bulunuyor. Omurlar arasında hani hatırlayın kıkırdak anlatırken dedim ki omurlar arasında diskler bulunur dedik. Fibroz kıkırdaktan oluşur dedik. İşte o disklerin yani o kıkırdağın hareketi kadar hareket edebilirler. Diğer bir e, özelliğimize geldiğimiz zaman yar oynar eklemlerde eklem kapsül ve eklem sıvısı bulunmaz. Birazdan tam oynar eklemlerde bahsedeceğim arkadaşlar bunlarda. Omurlar birbirlerine ligament ligament dediğimiz proteinlerdir. Proteinler aracılığıyla bağlanıyorlar. Tam oynar ekleme gelelim. Aslında bizim karşımıza çıkabilecek olan kısım tam oynar eklem kısmıdır. Arkadaşlar tam hareketlidir bu eklemler ve kemikler arasında uyum vardır. Bakın şöyle düşünün. Şu bir kemiğimiz şu da diğer kemiğimiz. Bakın arasında bir uyum var. Bakın bunun baş kısmı ile bunun baş kısmı birbirine sanki e, nasıl diyeyim size anahtar kilit uyumu gibi bir uyum vardır. Arkadaşlar şu arada bulunan bağlar ligament dediğimiz proteinlerdir. Kemiklerin birbirine tutunmasını sağlıyor. Şu arada bulunan boşluk bizim sinaviyel boşluğumuzdur ve bu boşluk sayesinde kemikler birbirine temas etmeden kolay bir şekilde hareket edebiliyor. Şu Etrafının zarla çevrildiği yani sinoviyal zarla çevrildiği yapının tamamına biz eklem kapsülü diyoruz. Eklem kapsülünün içerisinde de sinoviyal sıvı vardır. Bu sıvı kemiklerin birbirine değmesini yani birbirine sürtünmesini engeller arkadaşlar. Hatta diz eklemlerinde e, bu sıvı azaldığı zaman menisküs dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Böyle kemikler birbirine sürtmeye başlıyor. Artık hem ağrı acı veriyor hem de hareket yeteneğini kısıtlıyor. Dolayısıyla Sinoviyal sıvının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Menüsküs hastalığı. Arkadaşlar nerelerde bulunduğunu da söyleyelim. omuz Omzumuzda, kalçamızda, diz ve dirsek gibi eklemlerimizde bu e, eklemler bulunur. Bu şekilde eklemlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten eklemlerle ilgili çok fazla da hani böyle karşımıza bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Sadece şu tam oynar eklemin yapısını bilmeniz yeterlidir. Gelelim şimdi bizim için biraz daha önemli olan. Hatta destek ve hareket sistemi içerisinde en önemli olan kısım kas sistemidir. Kas sistemine bakalım. Arkadaşlar, ilk önce kas dokudan bahsetmek istiyorum. Şimdi kas dokuda kas lifi dediğimiz hücreler vardır. Bu hücrelerden meydana geliyor ve her kas lifinde de miyofibril vardır. Peki nedir miyofibril? Proteindir arkadaşlar. Bu proteinler aktin ve miyozin proteinleridir. Aktin ve miyozin proteinleri Arkadaşlar kas dokumuzda ara madde yok. Neden? Çünkü hücreler birbirlerine çok böyle sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bu yüzden de ara madde bulunmuyor. Kas hücresinin zarına sarkolemma, kas hücresinin sitoplazmasına da sarkoplazma diyoruz. Peki nereden oluşuyor? Arkadaşlar kas doku embriyonun mezodem tabakasından gelişir. Mezodem tabakasından gelişen bir tabakadır. Yine Kaslarda bir de bizim bilmemiz gereken bir şey daha var. Oksijen depolayan yapılar vardır arkadaşlar. Biz bu yapılara miyoglobin diyoruz. Bu miyoglobinler kasa kırmızı renk verir. Miyoglobin varsa kas kırmızı, miyoglobin yoksa kas beyazdır. Mesela Tavuklardaki etin beyaz olmasının sebebi miyoglobin içermemesinden kaynaklıdır. Yine bizim mesela e, midemizi düşündüğümüz zaman veya bir işte bir ineğin midesini düşünün. Hani en görebildiğimiz kısım odur çünkü. İneğin midesini işte bağırsaklarını falan düşünün beyaz renklidir. Neden? Çünkü düz kastır. Düz kaslarda da miyoglobin bulunmaz arkadaşlar. Ama diğer kaslarda miyoglobin bulunuyor. Şimdi bizim 3 çeşit kasımız var. Nedir bunlar? İskelet kasları yani çizgili kaslar, kalp kası bir de düz kaslar arkadaşlar. Hemen bakalım. İskelet kaslarına zaten çizgili kas diyoruz. İstemli çalışan kaslardır bunlar. Yalnızca sinir yoluyla uyarılır arkadaşlar. Yani kendi kendine çalışma gibi bir durumu yok. Ama düz kaslara geldiğimiz zaman iki farklı şekilde bahsedeceğiz. Bunlar sadece sinir yoluyla çalışıyorlar. Burada aktin ve miyozin proteinleri vardır. Bu proteinler düzenli dizilmişlerdir. Aktin açık renkli olan proteindir. Miyozin de arkadaşlar koyu renkli olan proteindir. Ve bunlar düzenli dizindikleri için Kasılma sırasında bantlaşma görülür. Bantlaşma dediğimiz yani böyle çizgi çizgi yapılar görülüyor. Zaten biraz daha bahsedeceğim kasılma sırasında. E, bantlaşma dediğimiz durum budur. İskelet kaslarının hücreleri silindirik şekildedir ve çok çekirdeklidir arkadaşlar. Neden? Çünkü hızlı kasıldıkları için yani metabolizma hızları yüksek olduğu için mecburen birden fazla çekirdek tarafından kontrol ediliyor. Bunlar hızlı kasılıp çabuk yorulan kaslarımızdır. İstemle hareket ettirdiğimiz yerlerde bulunuyor. Mesela kolumuzda, bacağımızda, işte e, göğüs bölgemizde, yine sırt bölgemizde, oraları biz istemli olarak hareket ettirebiliyoruz, değil mi? Buralarda bulunuyor. Gelelim bir diğer kas çeşidimize kalp kası. Arkadaşlar, bunun da yapısı çizgili kasa benziyor ama bunun e, hücreleri dallanmış hücrelerdir. Yani hücreleri dallanmıştır. Tek ya da iki çekirdekli olabilir. E, kalp kasının hücreleri arkadaşlar kalp kası istemsiz çalışır ve otonom sinirlerle idare edilir e, kalp kasına geldiğimiz zaman hani dolaşım sistemine geldiğimiz zaman kalbin çalışma mekanizmasından bahsedeceğim size. Kalp kendi uyarısını kendisi oluşturan bir organdır. Bu yüzden de beyin ölümü gerçekleşse bile kalp çalışmaya devam edebilir, kendi uyarısını oluşturduğu için. Sadece otonom sinirler kalbin çalışmasını hızlandırıp yavaşlatabilir arkadaşlar, ee, ama sinirler olmasa da kendi uyarısını oluşturduğu için kasılabiliyor. Miyofibriller daha azdır. Miyofibril dediğimiz aktin ve miyozin proteinleri daha azdır. Şimdi bakın iskelet kaslarında çoktur. Çünkü iskelet kasları hızlı kasılır. Ee, çok çabuk yorulur arkadaşlar. Bu yüzden de aktif ve miyozin proteinleri fazladır. Ama kalp kasında biraz daha az bulunur. Hani çizgili kaslara göre daha böyle az hızlı çalışıyor diyelim. Böyle orta hallerde çalışıyor. Bunda da yine bantlaşma görülür. Çünkü aktif ve miyozin proteinleri düzenli dizilmiştir. Nerede bulunur? Zaten adı üstünde kalpte bulunan kasımızdır. Gelelim diğer kasımıza düz kaslar. Arkadaşlar düz kaslarda bantlaşma yok. Neden? Çünkü aktin ve miyozin hücrede dağınık dağılmıştır. Yani dağınık olduğu için de herhangi bir bantlaşma olayı görülmüyor. Yine otonom sinirlerle kontrol ediliyor ama bu arada hücrelerinden bahsetmemişim. Düz kasların hücreleri mekik şeklindedir. Arkadaşlar şöyle yazayım. Hücreleri mekik şeklindedir. Mekik şeklindedir tek hücreli tek çekirdeklidir tek çekirdeklidir Evet bunları yazmayı unutmuşum Hücreleri mekik şeklinde mekik derken böyle eskiden annelerimiz falan sizde mutlaka görmüşsünüzdür e, oya falan yapıyorlardı eşarp kenarlarına yazma kenarlarına işte e, ona biz mekik diyorduk Arkadaşlar bu şekilde o mekik mekiğe benzediği için mekik şeklindedir diyoruz İkiye ayrılıyor. Şimdi otonom sinirlerle kontrol ediliyor ama bu kontrol olayı ikiye ayrılır arkadaşlar. Otomatik düz kaslar vardır. Bir de otomatik olmayan düz kaslar vardır. Bakın otomatik düz kaslar sinir olmasa da kasılır. Sindirim kanalları gibi. Yani sinir sistemiyle uyarılmasa da kasılır. Ama otomatik olmayan düz kaslar mecburen sinir yoluyla kasılacak. Yani sinirler uyarı gönderecek ki o şekilde kasına gerçekleşsin. Mesela nedir bunlar? Büyük kan damarları, düz kaslar, iris kasları gibi kaslar arkadaşlar. Ee, otomatik olmayan düz kaslardı. Bu arada burada düz kaslar demişim ama buradaki düz kaslardan kastımız hani midede yine bağırsaklarda bulunan kaslardır arkadaşlar. Ee, bir de peristaltik hareketten bahsetmek istiyorum şimdi biz sindirim sistemine geldiğimiz zaman da bu hareketten bahsedeceğiz arkadaşlar kasılma halinde organlarda bulunan boşluklar daralıyor ve organın içerisinde bulunan maddeler ileriye doğru itiliyor yani şöyle düşünün hani ee, nasıl diyeyim ki size böyle esnek bir şeyin mesela şu şey balonları var ya yani uzun böyle çubuk gibi balonlar var. Onların içerisine su doldurduğunuzu düşünün veya şişirdiğinizi düşünün. Birazcık şişirdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Hemen üstten böyle sıktığınız zaman aşağıya doğru işte şey gönderiyorsunuz. Havayı gönderiyorsunuz. Arkadaşlar Böyle bir harekettir bu. Biz bu harekete peristaltik hareket diyoruz. Bir kısmı kasılırken bir kısmı gevşiyor ve e, içerisinde bulunan maddeler ileriye doğru itiliyor. Bu peristaltik hareketler bizim sindirim kanallarımızda görülür. İşte e, yemek borusunda görülür. Daha sonra bizim ince bağırsağımızda görülür arkadaşlar. Bu tip hareketler. Şimdi birkaç tane de notum var. Notlardan da bahsedelim. Arkadaşlar kasların basitten gelişmişe doğru sıralarsak eğer biz en basit olan düz kastır. En basit olan. Sonra çizgili kas, en gelişmiş olan kas ise kalp kasıdır. Çünkü artık kalp kası ne olmuş, özelleşmiş, kalbe özel bir yapı olmuş. O yüzden en gelişmiş olanı kalp kasıdır. Çizgili kaslar ve kalp kası bölünemez arkadaşlar. Bu ölen kısımları bağ dokuyla dolduruluyor. O yüzden e, oldukça da dikkat edilmesi gerekiyor tabii ki kaslarımıza. Düz kaslar da bölünebilir ama hani sınırlı böyle çok böyle gelişmiş bir bölünebilirliği yok. Kaslarda miyofibril miktarına baktığımız zaman yani aktif ve miyozin proteinlerinin çokluğuna baktığımız zaman çizgili kaslarda en fazla kalp kasında orta derecede düz kaslarda ise arkadaşlar en az miktarda miyofibril bulunur. Böylece kas çeşitlerinden bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim kas kasılma mekanizmasına. Şimdi bence destek ve hareket sisteminden soru gelirse buradan gelir. Yani böyle kemikmiş, kıkırdakmış hani yine onların da %10 da olsa çıkma ihtimali var ama %90 kısım buradan gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burası biraz daha karışıktır, karmaşıktır. Şimdi bizim Çizgili kaslarımız çok sayıda kas tellerinden oluşuyor dedik. Arkadaşlar bu kas tellerinde de ne var? Miyofibriller. Yani aktin, miyozin proteinleri var. Şimdi her bir miyofibrilde dediğimiz gibi aktin, miyozin var. Bu aktin ve miyozin yani bir miyofibrilin yapısına baktığımız zaman aktin ve miyozinler düzgün bir şekilde dizilmiştir dedik, değil mi? Arkadaşlar burada bazı bölgelerimiz var bakın. Şimdi şu ince olan çizgiler aktin proteinleridir ortada olan kalınlar miyozin proteinleridir. Arkadaşlar şu iki tane aktin arasında kalan bölgeye H bandı diyoruz. H bandı. İki tane aktin arasında kalan bölgeye H bandı diyoruz. Daha sonra bir miyozinin bakın şöyle boyunu kapsayan uzunluğa A bandı diyoruz. Miyozin ile şuradaki çizgi Z çizgisidir. Z çizgisi arasında kalan kısma da I bandı diyoruz. Üç tane bant var burada bilmeniz gereken. Aktinler arasında kalan bölge haş bandı. Miyozinin boyunu kaplayan bölge A bandı. Miyozinle Z çizgisi arasında kalan bölgeye de I bandı diyoruz. Üç tane bant. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şu yandaki çizgiler de Z çizgileridir arkadaşlar. İşte bunları bir arada tutar aktin proteinlerini bir arada tutan çizgilerdir ve biz iki aktin arasında yani iki Z çizgisi arasında kalan bölgeye sarkomer diyoruz. Sarkomer diyoruz. Evet. Peki çizgili kasların kasılması nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar kimyasal mekanizmasından bahsedeceğim ama ilk önce bir kasılma sırasında şu bantlarda neler gerçekleşiyor bir ona bakalım. Şimdi çizgili kasların kasılması Huxley'in kayan iplikler modeline göre açıklanıyor. Yani bu bir model açıklamış, bir hipotez açıklamış. Buna göre gerçekleşiyor. Buna göre açıklanıyor. Arkadaşlar nasıl gerçekleşiyor? Peki diyor ki kasılma Aktin ipliklerinin, myozin iplikleri üzerine kaymasıyla gerçekleşir. Yani myozinler burada sabit ya, aktinler ne yapıyor? Bunun üzerine doğru kayıyor ve kasılma gerçekleşiyor. Ve kasılma sırasında arkadaşlar, kalsiyum miktarı çok 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 önemlidir. Çünkü kasılmayı başlatan molekül kalsiyumdur. Peki hipoteze göre neler gerçekleşiyor? Tabi daha detaylarını göreceğiz ama ilk önce neler gerçekleşiyor bir genel anlamıyla görelim. Arkadaşlar, tropomyozin dediğimiz bir molekül var tropomiyozin. Kalsiyum iyonlarının yokluğunda bu aktin ve miyozin ipliklerinin etkileşimini ve kasılmayı engelleyen bir polipeptittir. Tropomiyozin ne yapıyor? E, aktin miyozinin birbiriyle etkileşmesini engelliyor ve böylelikle kasılmayı da engellemiş oluyor. Arkadaşlar tropomiyozin dediği gibi miyozin aktine bağlanmasını engeller. Peki troponin dediğimiz bir molekül var. Bu molekülde arkadaşlar aktin ipliklerinde bulunuyor. Bu da kasın kasılmasında görev yapar. Peki nasıl görev yapıyor? Bakın kalsiyum iyonları troponinin prote troponin proteine bağlanıyor ve troponin kompleks proteinin şeklinin değişmesine yol açıyor. Yani şöyle yapıyor. Gidiyor troponin, kalsiyum iyonları troponine bağlanıyor ve troponin şeklini değiştiriyor. Böylece arkadaşlar troponin de gidiyor tropomiyozinin hareketine ve aktinin miyozine bağlanma yerinin açılmasına sebep oluyor. Hani ne yapıyordu? Tropomiyozin bunların birbirine bağlanmasına engel oluyordu ya. Troponin de kalsiyumla birlikte gidiyor. Bu bölgeyi açıyor ve artık önlerinde herhangi bir engel kalmıyor. Yani temel olarak hipotez bundan oluşuyor. Hipotezin detaylarına geleceğim. Peki kasılma sırasında neler olur? Bakın arkadaşlar, kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşır. Şimdi sonuçta ne olacak? Bunlar böyle birbirine doğru gelecek, değil mi? Kasılacaklar. O zaman Z çizgileri birbirine yaklaşır. Şimdi hemen bakın yorum yapalım, ezbere gitmeyelim. Z çizgileri birbirine yaklaşıyorsa sarkomerin boyu ne olur? Kısalır, değil mi? Çünkü sarkomer Z çizgisi arasında kalan bölgeydi. Dolayısıyla sarkomerin boyu kısalır. Şuradaki H bandı ne olur? Bunlar birbirine yaklaşıyorsa H bandı daralır veya yok olur arkadaşlar. E, I bandı ne olur? Bakın bunlar birbirine yaklaştığı için miyozin sonuçta burada sabit. Dolayısıyla buradaki I bandı da daralır. A bandı ne olur arkadaşlar? A bandında herhangi bir şey olur mu? A bandı miyozinin kendi boyu değil mi? Evet. E, miyozin sabit kaldığına göre, aktin ve miyozin buraya doğru ilerlediğine göre arkadaşlar miyozinin boyunda yani A bandında herhangi bir değişiklik olmaz. Unutmayın Kasılma sırasında aktin ve miyozinin boyu değişmiyor. Sadece iki aktin mesela şu da aktindir, bu da aktindir birbirine yaklaşıyor sadece. Dolayısıyla bakın Z çizgileri birbirine yaklaşır dedik. Sarkomer daralır dedik. A bandının boyu değişmez dedik. I bandının boyu kısalır, H bandı kaybolur veya kısalır ama genelde kayboluyor. Arkadaşlar şunu da unutmamamız lazım. Kasın hacmi kesinlikle değişmez. Aktin ve müziğinin boyu da değişmez dedik. Peki bunu nasıl tutacağız aklımızda? Ben şöyle diyorum bakın. Kaslar kasılırken hisler değişir. Hisler değişir diyorum. Peki neden bunu söylüyorum? Çünkü buradaki H H bandı. H bandı ne oluyordu? Kayboluyordu. I, I bandı I bandının boyu kısalıyordu. S sarkomer. Sarkomer de ne oluyor arkadaşlar? Daralıyor. Dolayısıyla buradaki hisler değişir dediğimizdeki şifre bu şekildedir. H bandı, I bandı ve sarkomer. Bunların boyu değiştiği için ben bu şekilde kodladım. Kaslar kasılırken hisler değişir diyorsunuz ve hisi kodluyoruz buradan. Evet bu şekilde Şöyle bir genel anlamda mekanizmayı gördük. Peki bu kasılma sırasında enerji nasıl sağlanıyor? Nereden sağlanıyor enerji? Bir buna bakalım. Arkadaşlar, kasılma sırasında enerji enerjinin sağlandığı moleküllerin bazı sıraları var, kullanım sıraları var. İlk önce kasta depolanmış olan hazır ATP kullanılır. Arkadaşlar, bu hazır ATP'nin kullanılması sadece 0,5 ve 1 saniye sürer. Bakın çok kısa bir süre. 1 saniye ATP ne oluyor? İşte ADP, fosfat ve enerjiye dönüşüyor. Buradaki enerji kullanıyor. Bir saniye içerisinde bitiyor. Daha sonra yine kaslarda bulunan kreatin fosfat kullanılıyor. Bu da 3-10 saniye kadar sürüyor. Kreatin fosfatın yapısında bulunan fosfat ADP'ye bağlanıyor. ATP üretiliyor. Daha sonra bu ATP kullanılıyor. Bu kreatin de serbest kalıyor. Sonra arkadaşlar ne oluyor? Kasta glikoz varsa kullanılır ama kasta glikoz yoksa kas hücrelerinde depolanmış bir glikojen vardır. Bu glikojen glikoza çevriliyor. Oksijensiz ortamda bakın oksijensiz ortamda hızla glikozdan laktik asit üretiliyor. Arkadaşlar yani bizim ilk önce oksijenli solunum gerçekleşmiyor. Önce bir laktik asit fermentasyonu gerçekleşiyor. Çünkü hızlı bir enerji ihtiyacımız var. Bu yüzden de 2-3 dakika boyunca laktik asit oluşuyor. Laktik asit oluştuktan sonra açığa çıkan enerjiyle ATP sentezleniyor. Zaten laktik asit fermentasyonundan hatırlarsınız. Glikoliz evresinde ne oluyordu? ATP üretiliyordu. Glikojen glikoza çevrildi. Glikoz laktik asit ve ATP çevrildi. Bu ATP'den de enerji oluşturuldu, kullanıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Bu olay da bu arada 2-3 dakika sürüyor. Sonrasında Şimdi laktik asit hani birazı çok fazlası değil biraz arkadaşlar kasların yumuşayıp daha kolay çalışmasını sağlıyor. Ama fazlası da zarar ha unutmayın. Ayrıca arkadaşlar laktik asit sinir uçları ile kas telleri arasını doldurarak uyarının iletilmesini de engelliyor. E uyarı iletilmezse ne olur bu sefer de kandaki laktik asit oksijenli solunumu uyarmış oluyor. Yani kaslardaki kas tellerindeki uyarı Uyarı iletimi engelleniyor. Uyarı iletimi engellendiği için artık o hücrede oksijenli solunum aşaması başlıyor. Oksijenli solunum aşaması başlayınca da bu sefer glikoz oksijenle birleşiyor. Oksijenli solunum gerçekleştirerek enerji üretiyor arkadaşlar. Eğer ki kanda laktik asit seviyesi yükselirse arkadaşlar kasın enerji deposunun azalması glikolizi, sitrik asit döngüsünü ve oksidatif fosforilasyonu uyarıyor. Yani aslında bildiğiniz oksijenli solunum uyarılıyor. Bu yollarla ATP sentezi hızlanıyor. Peki egzersiz sonunda ne oluyor? Egzersiz sonunda da yine oksidatif metabolizma ile laktik asidin çoğu glikoza çevriliyor. Yani bakın burada özetle şunu söylemek istiyorum. İlk önce oksijenli solunum kullanılır yapılır daha sonra işte yetmezse laktik asit üretilir falan gibi bir şey yok önce bir laktik asit bir miktar üretiliyor bu kas telleri arasındaki uyarının iletilmesini engelliyor sonrasında arkadaşlar oksijenli solunum uyarılıyor oksijenli solunum o şekilde başlıyor ve egzersiz sonunda laktik asidin çoğu da glikoza çevriliyor arkadaşlar Harcanan ATP ve kreatin fosfat zaten tekrardan sentezleniyor ve böylece ATP'nin bir kısmı yine depo ediliyor. Kreatin fosfat da tekrardan kullanılmak üzere kaslarda depo ediliyor. Şimdi şurada bir olay göstermek istiyorum size. Karaciğerde ve kaslarımızda gerçekleşen olaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Aktif kasta, bakın aktif olan kasta pürüvat ne yapıyor? Laktata indirgeniyor. Laktat dedi, laktik asit. Yani glikoz pürüvata dönüştürülüyor, pürüvat da laktat, laktik asite dönüştürülüyor kaslarımızda. Daha sonra bu laktik asit kime veriliyor? Kana. Kan bunu nereye getiriyor? Karaciğere. Karaciğer tekrardan bunu pürüvata dönüştürüyor. Pürüvattan da neye dönüştürüyor? Glikoza dönüştürüyor arkadaşlar. Sonra bu glikoz yine kan yoluyla kasa gidiyor. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Yani karaciğerdeki laktat okside edilerek piruvata tekrardan çevrilmiş oluyor. Bu döngü bizim vücudumuzda sürekli gerçekleşir. Egzersiz sırasında arkadaşlar tabii ki bu olay daha da hızlanır. O yüzden hani diyorlar ya egzersize başlamadan önce bir ısınma hareketleri yapın diye. Isınma hareketlerinin yapılma sebebi işte şu mekanizmayı uyarmaktır. Yani oksijenli solunumu uyarmaktır. Çünkü biraz vakti asit kaşları kas, kasları demişim. Kasları yumuşayıp daha kolay çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla kasları yumuşatmamız ve daha kolay çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden de ısınma hareketlerini yapıyoruz. Peki sonrasında ne olur? Bakın oksijen açığı dediğimiz bir olay var. Bundan bahsedelim. Arkadaşlar aktif kasta yani çalışan kasta glikoliz sitrik asit döngüsünün oksidasyonundan daha fazladır. Yani pürüvat e, üretilen pürüvat arkadaşlar okside olan pürüvattan daha fazladır. Peki okside edilmeyen pürüvat ne oluyor? Tabii ki laktik asite dönüştürülüyor. Laktatın oluşum amacı ne? Laktik asit fermantasyonunun amacı ne? Hatırlayın oksijenli sonunda söylemiştim bunu. Nat koenzimlerini serbest bırakarak glikolizin devamını sağlamak değil mi? Laktik asit fermentasyonu sırasında sadece glikoliz enerji üretiliyor. Hani pürüvatın laktoza dönüşümü sırasında, laktoz demişim, laktik asit dönüşümü sırasında herhangi bir enerji üretimi yok. Ama dönüşümünün sebebi ne? Oradaki natları serbest bırakıp glikolizin devamını sağlamaktır. Yani arkadaşlar, öyle mükemmel bir mekanizma var vücudumuzda. Peki, diyelim ki zorlu bir egzersiz yaptık. Bundan sonra harcanan ATP ve kreatin fosfatın tekrar sentezlenip yerine konması arkadaşlar aerobik solunum yani oksijenli solunumla olur. Eee Kas istirahat haline geçtiği zaman aerobik oksidasyon ile yani oksijenli solunum ile arkadaşlar bu maddelerin yerine konması için gerekli bir oksijen vardır. Biz bu oksijene oksijen açığı diyoruz. Oksijen miktarına. Bakın şurada hemen grafikte gösterdim. Diyelim ki şu iki saniye 4 saniye aslında bu 2 dakika 4 dakika değil 0.2 idi de ben buraya yanlış yazmışım şuradan sıfırdan başlıyor arkadaşlar unutmayalım bu arada şimdi bakın şu arada ne oldu kas bakın enerjiyi kullandı glikolizle sağlanan enerji. Bakın şurada glikolizle bir enerji sağlandı. Burada bir oksijen açığı meydana geldi. Sonra egzersiz sürecinde oksidatif metabolizma ile bakın şurada enerji üretildi arkadaşlar. Bakın şurası nedir artık oksijen açığımız. Çünkü bu e, üretilen pardon tüketilen ATP'nin ve kreatin fosfatın geri oluşması lazım. Bunun içinde bir oksijen açığımız var. İşte geri ödenen oksijen açığı şurasıdır. Bakın şu çizgiyle çizdiğim yer burası geri ödenen oksijen açığı. Yani şurayı ne yapıyor? Kapatıyor bu oksijen açığı. Burası da zaten metabolizmanın hızıdır arkadaşlar. Yeşil çizgiyle çizdiğim metabolizmanın hızıdır. Evet böyle bir oksijen açığı dediğimiz olay gerçekleşiyor. Peki kas kasılma sırasında Neler üretiliyor? Neler artıyor arkadaşlar? ATP, kreatin fosfat, glikoz, oksijen azalır. İnorganik fosfat, kreatin, ADP, karbondioksit ve laktik asit de artar. Çünkü bunlar kullanılıyor, bunlar üretiliyor arkadaşlar. Gelelim bir de kasılmanın kimyasına bakalım. Kas sarsı dediğimiz olay var. Daha sonra ya hep ya hiç kuralı var. Evet, bunlarla birlikte bitireceğiz zaten. Arkadaşlar kasılmanın kimyasına baktığımız zaman aslında burada neyi anlatacağım ben size? Kasılma sırasında neler gerçekleşiyor kimyasal olarak bunları anlatacağım. Şimdi bir nöronun not, motor nöronun bu arada akson uçları kas hücrelerinde birçok kolları ayrılıyor arkadaşlar ve kasa o şekilde bağlanıyor. Biz bu noktalara motor uç plak diyoruz. Motor uç plak. Arkadaşlar bir sinir teli birden fazla kas hücresiyle bağlantı yapabiliyor. Yani sinaps yapabiliyor. Bu sinapslarda neler gerçekleşiyor? Bakın. Çizgili kasa ulaşan motor nörondan motor uç plağa impuls gelir. Impuls geldi buraya. Impulslar arkadaşlar kaslara taşıyan bu hani motor sinirlerin demeyelim bütün nöronların sonunda ne var? Sinaptik kesecikler var. Bu sinaptik keseciklerde asetilkolin ve nöradrenalin hormonları bulunuyor. İmpuslar buraya geldiği zaman arkadaşlar asetil kolin motor uç pilal dökülüyor. Asetil kolin gidiyor sarkolemma. Sarkolemma neydi? Sarkolemma kas hücresinin sitoplazmasıydı, değil mi? Sarkolemma da depolarizasyona neden oluyor. Yani artık uyarı geldi ya. Uyarı geldiği için o uyarı oluşturuluyor arkadaşlar. Depolarizasyon oluyor. Sonra sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonları aktin ve miyozin ipliklerinin arasına yayılıyor. Hani hatırlayın tropomiyozin vardı, troponin vardı. Bu troponin kalsiyumla bağlanıyor. Gidiyor tropomiyozin arkadaşlar oradan ayırıyor. Ve aktinler miyozinlerin üstüne doğru kaymaya başlayacak. Kalsiyum iyonları ne yapıyor? Miyozin üzerindeki ATP az enzimini aktif hale getiriyor ve ATP harcanmaya başlıyor artık. ATP hidroliz olur ve enerji açığa çıkar. Bu enerjiyle arkadaşlar kas kasılması sağlanmış oluyor. Böylece artık kas bantları arasında aktomiyozin kompleksi yani aktinler miyozinlere bağlandı ya aktomiyozin kompleksi oluşuyor. Kasılma sırasında bunlar oluyor. Peki gevşemede ne olur? Şimdi gevşemede bunların tam tersi olacak. Arkadaşlar gevşemede kalsiyum iyonları Sarkoplazmik retikuluma geri alınıyor. Bunun yerine magnezyum iyonları salınıyor ki hani bağlanma falan olmasın diye. Magnezyum iyonları salınıyor. Hem kasılmada hem de gevşemede ATP harcıyoruz. Ama kasılma çok zordur. O yüzden kasılma sırasında çok fazla ATP harcanırken gevşeme sırasında biraz daha az ATP harcanır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet böylece kasılmanın kimyasını da bitirmiş olduk. Şimdi gelelim kas sarsı dediğimiz bir olaya. Arkadaşlar kasın bir kez kasılıp gevşemesine biz kas sarsı diyoruz. Bakın kas sarsında 4 tane evre vardır. Nedir bu evreler? Birincisi gizli evre. Bakın şuradaki A ile B arasındaki evre. Bu arada bakın şu bölge tam sıfırdan başlamıyor kas kasılması. Nereden başlıyor? Mesela 1, 2 hani bunu bilemeyiz nereden başladığını. Ama bir, birazcık yukarıdan başlıyor. Bunun sebebi nedir? Kas tonusudur. Çünkü kaslar bir miktar kasılı kalıyordu. Kas tonusundan kaynaklı. A ile B arasındaki bölgeye biz gizil evre veya latent evre diyoruz. Arkadaşlar bu evre kasın uyarıldığı an ile kasılmaya başladığı an arasındaki süredir. Yani uyarı ile kasılma arasında geçen süredir gizil evre ve 0.005 saniyede. Yani bizim hiç anlamadığımız bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Daha sonra B ile C arası artık kasılma evresi, kontraksiyon evresi arkadaşlar. Bu evrede de Kasılma başlıyor. Gevşemeye kadar geçen yani C'ye kadar geçen süredir arkadaşlar. Bu da 0,04 saniye sürer. Bu süreleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Ben sadece ne kadar hani nasıl gerçekleşiyor anlatmak için böyle yazdım. Peki gevşeme evresinde ne oluyor? Gevşeme evresi ekspansiyon evresidir arkadaşlar. Bu evrede de kasın kasılmadan önceki halini alıncaya kadar geçen süre. Yani şurası C ile D arası. Kas artık eski halini arıyor bu da 0,05 saniye sürüyor. Bu arada gevşeme kasılmadan daha uzun sürüyor. Dinlenme evresi ise arkadaşlar tekrar uyarılmaya kadar geçen süredir. Yani D ile E arasında olan süredir. Tabii ki bunun ne kadar olduğunu bilemeyiz. Ne zaman kas uyarılacak onu bilemiyoruz. Böylece kas sarsını da anlatmış olduk. Peki kas boyuna bakınca çizgili kaslarda, kalp kasında, düz kaslarında nasıl bir boy gerçekleşir? Arkadaşlar Çizgili kaslardaki kasılma boyu bakın zaman içerisinde ne kadar zamanda kasılıyor ona bakacağız. Yaklaşık 20 saniye içerisinde kasılıyor. Milisaniye bu arada 20 saniye derken milisaniye içerisinde kasılıyor. Karkası biraz daha gevşek bir zaman aralığında kasılıyor arkadaşlar. 50 milisaniye kadar. E düz kas daha yavaş kasılıyor. O da yaklaşık 70-80 milisaniye kadar kasılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla en hızlı kasılan kimdir? Çizgili kas. Sonra karkası kası. En yavaş kasılan da düz kastır. Bir de kaslardaki ya hep ya hiç prensibinden fizyolojik tetanusdan bahsedeyim. Konumuzu burada bitirelim. Arkadaşlar bir kas teline baktığımızda bir kas teli yani bir kas hücresi ya hep ya hiç kuralına uyar. Yani eşik değerde bakın şu eşik değer. Eşik değerde bir uyarı geldiği zaman tepki derecesi hep aynı olur. Diyor ki yani bana ne kadar uyarı gönderirsen gönder benim tepkim hep aynı olacak. Bir kas teli bunu uyuyor ama bir kas demetini düşündüğümüz zaman bir kas demet yani birden fazla kas hücresi bir araya geldi. Bunlar ya hep ya hep ya hiç prensibine uymaz arkadaşlar. Çünkü her bir kas telinin eşik değeri farklıdır. Dolayısıyla siz uyarı şiddetini artırdıkça bunların tepki şiddeti de ne olacak? Artacak. Bakın şurada yazmışım. Uyarı şiddeti arttıkça tepki şiddeti de artacak diyoruz. Son olarak fizyolojik tetanostan da bahsedelim bitirelim. Arkadaşlar fizyolojik tetanos nedir biliyor musunuz? Aslında kaslarımıza giren kramplardır. Peki nedir kramp? Bir kas teline verilen uyarı. Uyarı şiddeti arttıkça kasılmanın boyu değişmez. Kasa verilen uyarı frekansı artarsa kas gevşemeye fırsat bulamadan kasılmaya çalışır. Biz buna ne diyoruz? Fizyolojik tetanos diyoruz. Bakın arkadaşlar. Normal kasılıp gevşemeye baktığımızda bakın kasılmış, gevşemiş. Kasılmış, gevşemiş. Bu normal kasılıp gevşeme Şuraya baktığımızda bakın kas biraz kasılıyor, sonra hafif gevşiyor, tekrar kasılıyor, hafif gevşiyor, tekrar kasılıyor. Biz buna yarı fizyolojik tetanos diyoruz. Şuraya baktığımızda bakın kas hiç gevşeme fırsatı bulmadan sürekli kasılmış. Çünkü ben buraya sürekli uyarı veriyorum. Dolayısıyla sürekli kasılmış da buna da ne diyoruz? Tam fizyolojik tetanos yani kramp olayı diyoruz. Eğer sürekli Kramplar meydana geliyorsa kalsiyum eksikliği yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Böylece destek ve hareket sistemini bitirmiş olduk. Bu video biraz yoğun bir video oldu ama umarım güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar sonraki videoda yani soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.